Bugün burada DİSK, KESK, TMOB ve TTP olarak dörtlü yapı adına kamuda verimlilik ve tasarruf paketine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Ancak bu basın açıklamasını gerçekleştirmeden önce üç ayrı yere selam göndermek istiyorum. Birincisi, parkta 18 gündür direnen özel sektör sendikası öğretmen arkadaşlarıma. İkinci selam, buradan bir hayli uzak olan Hakkari'ye, iradesine el konulan Hakkari halkına selam ve dayanışma duygularımı gönderiyorum. Üçüncü selam ise mazlum Filistin halkına selamlarımızı, dayanışma duygularımızı gönderiyorum. Kamuda tasarruf, emekçileri ve halkı yoksullaştırma paketidir. Kamu hizmetleri tasfiye edilemez, paketi geri çekin. Bilindiği üzere 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugüne kadar reform, dönüşüm, istikrar, atılım gibi adlar altında onlarca program, paket açıklamışlardır. Bu programlardan, paketlerden her defasında emeğiyle geçinen kesimlerin, halkın yaşadığı sorunlar daha ağırlaştıran düzenlemeler çıkmıştır. Son olarak 13 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı katılımıyla düzenlenen toplantıda kamuda verimlilik ve tasarruf adlı bir paket daha açıklanmıştır. Ancak bu cilalı kavramlarla ambalajlayıp piyasaya sürülen paketin içerisine baktığımızda tabloda tamamen değişmektedir. Şu sorulara cevap verdiğimizde söz konusu paketin içeriği daha iyi anlaşılır. Sorularımızı soruyoruz. Bir israf mı var? Neden tasarrufa ihtiyaç duyuyorsunuz? Eğer ortada bir israf varsa bu israfın kaynağı nedir? Pakete göre nelerden, nerelerden tasarruf edilecek? Tasarrufu kim ya da kimler yapacak? Kimler kemer sıkacak? Kamu verimsiz ise sorumlusu kim? Verimli arttırmak için neler yapılacak? Bu soruların cevapları bizim açımızda oldukça net. Evet, bu ülkede yıllardır sürdürülen bir israf var. Ülkenin kaynakları yıllardır beton ekonomisine gömülmekte, kentlerin yağmalanmasına, doğanın tahrip edilmesine, silahlanmaya harcanmaktadır. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergiler, muafiyetler, indirimler, istisnalar, aflarla bir kalemde silindiğini sanırım bilmeyen yoktur. Kamu özel işbirliği adı altında şehir hastanelerinin, havalimanlarının, yol ve köprülerin, müteahhitlerin hazineden garanti alarak milyonlarca dolar aktarılmaktadır. Eğer tasarruf yapılacaksa buralarda yapılmalıdır. Ancak her seferinde fedakarlık yapan, kemer sıkan, emeğin karşılığını almadan kazan dairesinde canhıraş çalışan, geminin yol almasını sağlayan işçiler, emekçiler, yani bizler olmuşuzdur. %1'lik asala kesim ise biz işçilerin, emekçilerin emeğiyle su üstünde kalabilen geminin özel kameralarında lüks bir hayat sürmeye devam edenlerden tasarruf bekliyoruz. Tüm bunlara rağmen iktidar kamuda verimlilik ve tasarruf paketi adını verdiği paketle yoksulun cebinde alıp zenginin cebinde attırmayı temel alan bu düzenlemenin bekası için bir kez daha emekçilere, halka kemer sıkın çağrısı yapılmaktadır. Artık emekçilerin kemerinde delik açılacak, kemerini sıkacak yer kalmadı. Bizleri boğup nefessiz bırakmak istiyorsunuz. Buna da bizler asla müsaade etmeyeceğiz. Bu pakete göre kamu hizmetlerine ve yatırımlarına ayrılan kaynaklar daha da azalacaktır. Bu durumda önümüzdeki 3 yıl boyunca yeni okul, hastane, kreş, sığınma evi gibi kamu hizmet ve birimleri açılmayacaktır. Kaybettiğiniz belediyeleri bu paketle çalıştırmak istemiyorsunuz. Türkiye halkları, Türkiye seçmeni buna asla müsaade etmeyecek. Özü itibariyle paketinizi alın, başınıza çalın. Bu ülkede yaşayan her 5 gençten bir tanesi işsiz. Kadınların %32'si işsiz. Yani bu 3 yıl sürecek olan paketle gençlerimizdeki işsizlik oranı %50'ye varacak. Bu ülkenin gençlerin işsiz kalmasına KESK olarak, DİSK olarak, TMOB ve TTP olarak izin vermeyeceğiz.
Bu tasarruf paketiyle de aynı zamanda güvenceli ve kadrolu çalışan arkadaşlarımızın güvencesiz hale getirmek istiyorlar. Buna da biz DİS, KES, TMOB, TTP olarak müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sınırlı sayıda kamu çalışan işe geliş girişinde kullanmış oldukları servis araçları kaldırılıyor değerli dostlar. Tasarrufa bakın. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, servis araçlarıyla toplu sözleşme hakkı olan memurların, işçilerin servis araçlarında tasarruf arıyorlar. Sonuç olarak iktidarın kamuda verimlilik ve tasarruf paketi adını vererek silahladığı paketten gerçekten emekçilere, halka saldırı, kamu hizmetlerinin tamamen tasfiye paketidir. Bu nedenle DİS, KES, TMOB, TTB olarak öncelikle iktidarın yıllardır sıkmakta kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz. Bu ülkede çalışanların insanca bir yaşam sürmesi, vatandaşların refahının artırılması için gerekli kaynağın tasarruf adresi açıkça bellidir. Sefalete mahkum olmayacağız. Sefalete mahkum